Başlayabilir kayıt. Miyiz? Evet. Yüksel Holding'den Emin Sazak, pardon değil. Müteahhitler Birliği. Müteahhitler Birliği. Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak. Yüksel Holding'i böyle bu konumundan dolayı temsil ettim. Çıkarıyoruz, okey. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu herhalde sizin ilk seneniz değil mi? ATC ile, American Turkish Council'la. Yoksa daha önce senelerde de geldiniz. Yok, ben 10 küsür senedir geliyorum öyle buraya mi? Ama son 4 yıldır gelmiyordum. Evet. Bu sefer özellikle bu Arap Baharı'ndan dolayı gerçekleşmesi, ümit ettiğimiz konferansa yönelik bir toplantı olacağı için de bu sefer geldim. Ayrıca benim bir de Amerikan Türk İş Adamları Kurulu oluşturuldu biliyorsunuz. Yarı resmi iki, evet. Ekonomi Bakanlığı Türkiye tarafından, Ticaret Bakanlığı Amerika tarafından. Onun da toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek. Onun için buradayım. New York'ta değil mi? Hayır, o da burada. Washington'da. Washington'da, tamam. O zaman 4 senedir tabii Bloomberg HT olarak ATC biz cover ettiğimiz için böylece sizi de buraya ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Emin Bey, enteresan bir paneli, panelistlik, moderatörlük de yaptınız aynı zamanda aslında Ambassador, Büyükelçi Holmes'la birlikte. Ve çok ilginç konulara değindiniz. Özellikle 3 ülkeden bahsedildi. Arap Baharı yaşayan 3 ülkeden burada potansiyel olduğundan bahsedildi. Ve aynı zamanda İstanbul'da bir konferanstan bahsedildi. Katılanların tepkileri, yorumları neydi? Bize onu aktarabilir misiniz? Şimdi aslında ATC ve Türkiye Müteahhitler Birliği olarak bu konuyu bir 6 ay kadardır takip ettiğimiz bir konu. Nisan ayında yapmayı ümit ediyorduk. Fakat özellikle esas hedeflediğimiz ülkelerin yöneticilerin hazır olmadığını düşündüğümüz için ertelemeye karar verdik. Burada tabii hem Libya hem Mısır hem Tunus'un geçtiğimiz yıllarda son 1-1,5 yıl içerisinde geçirmiş olduğu değişim önemli. Bunların içerisinde tabii Libya ve Libya en önemlisi çünkü hem çok zor bir süreçten geçtiler. Mısır ve Tunus gibi daha yumuşak bir geçiş olmadı maalesef. Bundan dolayı da oranın oturması biraz daha zaman alıyor, sistemin oturması. Şu anda biz ATC ve Türkiye Müteahhitler Birliği olarak Ekim ayında bu toplantıları yapmayı ümit ediyoruz. Buradaki amaç Mısır, Tunus ve Libya'da önümüzdeki dönemde oluşması muhtemel potansiyel yatırımlarla ilgili Türk-Amerikan işbirliğini sağlayabilir miyiz? Artı tabii ilgili ülkelerin firmalarıyla da işbirliği yapmak kaydıyla buna yönelik bir konferans olacak. Ve burada en önemli şey katılımcı ülkelerin kendi projelerini anlatabilmeleri gerekiyor. Onun için de o projeler konusunda bir planlama kararlarının çıkmış olması ve dolayısıyla önümüzdeki diyelim ki 3 veya 5 yıllık süre içerisinde bu yatırım programlarını anlatabilmelerini bekliyoruz. Eğer o imkanının olabileceğini hissedersek ki bu diyaloglarımız devam ediyor her 3 ülkeyle de bu konferansı gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Peki Türkiye'de inşaat sektörünün geleceğini de soracağım ama bu proje bağlamında Türkiye'nin payı nedir veya hedefi nedir? Bunlar tespit edildi mi planlar, projeler içerisinde bir yani EBAT'ta? Şimdi konuşamıyoruz çünkü zaten onları zaten öğrenmek istiyoruz biz de, evet, ama yani Türkiye tabii Türk müteahhitlerinin başta Libya olmak üzere özellikle Libya'da çok ciddi zaten kontratları mevcut idi. Yaklaşık 19 milyar dolar civarında toplam kontrat sahibi Türk firmaları orada. Bunun sadece 4,5 milyar doları şu ana kadar gerçekleşti. Dolayısıyla daha o 14,5 milyar doları yapılması gerekiyor. Tabii bu sözleşmelerimiz şu anda sekteye uğradı. Yarım kaldılar. Öncelikli olarak bunların ne olacağını bizim bilmemiz gerekiyor. Artı işte alacaklarımız var. Firmalarımızın alacakları var. Orada takılmış kalmış olan ve kısmen de zarar görmüş makine parklarımız var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çalışmanın önümüzdeki dönemlerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Karşılıklı olarak resmi heyetlerimiz de gidip geliyor. Ekonomi Bakanlığı'nın heyetleri gidiyor geliyor. Bizler ayrıca görüşüyoruz. Bu bir yandan sürerken tabii bir yandan da belki yeni hükümetler oluştukça, rejimler oturdukça önümüzdeki dönemdeki yatırımlarla ilgili de bilgi sahibi olacağız. Zaten amacımız da bu. Bu konferansta bu bilgileri alıp ona göre de mümkün olduğunca çok uluslu bir yapıyla, ortaklıkla işte Türk, Amerikan veya başka ülkeler de söz konusu. Burada Türkiye'nin ve Amerika'nın da gerçekten firmalarının sadece Türklerle ortak iş yaparak Libya'ya veya Mısır'a gitmesini beklemiyoruz elbette. Farklı ortaklıklar da gerçekleşebilir.
Bunları öğrenmek isteyeceğiz zaten biz de. Onun için inşallah Libya'da özellikle Temmuz ayında seçim olacak. O seçimden sonra kurulacak hükümetin eğer fırsat bulur da imkan yaratabilirlerse bu projeyi gerçekleştireceğiz. Çok enteresan bir projeye benziyor. Umarız seneye tekrar gelip bunun böylece sonuçlarını aktarırsınız bize. Bu arada Türkiye inşaat sektöründen bahsetmek istiyorum. Uzun bir aşamadan geldi ve şu anda inşaat sektörü toparlanmaya başlıyor ve global anlamda baktığımız zaman istediğiniz yere geldi mi diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde? Aslında Türkiye müteahhitlik sektörü çok hızlı gelişti. Yurt dışındaki serüveni 40 yıl öncesine dayanmakla birlikte özellikle son 10 yıl içerisindeki yurt dışı faaliyetleri 10 katına çıktı yıllık. 2000'in başlarında 2 milyar dolar civarında yeni iş alma potansiyeline sahipken bu miktar maksimumda 2009'du tahmin ediyorum veya 2008'di 24 milyar dolara ulaştı. Tabii bu küresel kriz ve Arap Baharı'nın getirdiği sıkıntılardan dolayı son 3 yılda bu miktar biraz düştü ama gene de 20 milyar dolar civarında Türk firmaları yurt dışından yeni iş aldılar 2011 yılında da. Dolayısıyla Türk firmaları aslında aktif. Biliyorsunuz Yenar diye bir yayın var. Ve uluslararası faaliyet gösteren firmalar arasında bir sıralama yapıyor. 225 uluslararası faaliyet gösteren inşaat firması arasında 31 tane Türk firması var. Bu Çin'den sonra adet olarak ikinciyiz biz ama tabii esas hedefimiz adet olarak ikincilikten pazar payı olarak ikinciliğe ve inşallah birinciliğe hedeflemek. Şu anda bu 31 firmanın yaptığı iş 3.8 bunu en azından %5'e taşımayı hedefliyoruz önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Türkiye'de çok ciddi gelişmeler oluyor. Özellikle 2023 hedefi, hükümetin 2023 hedefi doğrultusunda çok ciddi altyapı yatırımları söz konusu. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm kararı var. Mütekabiliyete bakmaksızın yabancıya satış girdi devreye. Dolayısıyla bunların her birisi Türkiye'nin önümüzdeki dönemde inşaat sektörünü hızlandıracak konular. Eğer özellikle altyapı yatırımlarında yap işlet devret projeleri ağırlıklı olarak alternatif finansman modeli olarak gelecek. Oralarda öz sermaye ve kredi imkanlarını da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirse 2023 hedefini yakalarız diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Bloomberg HT belki İstanbul'daki konferansınızı da cover eder.